Sevgili dinleyiciler, sevgili takipçilerim, aziz kardeşlerim, hayırlı ramazanlar diliyoruz. Efendim bugün misafirimiz aile danışmanı Lokman Yıldız hocamız. Lokman Yıldız hocamız aynı zamanda Moral FM'de de aile programı yapıyor. Evet, Lokman Yıldız'la bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Ailede Ramazan'ı konuşacağız. Acaba Ramazan'da aile birlikteliğimiz nasıl geçiyor? Şu pandemi döneminde nasıl bir Ramazan geçiriyoruz çoluğumuzu? Bugün bu akşam bu saatlerde bu konuyu sizlerle beraber müzakere edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam selamlar ediyorum. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve hürmetlerimle, muhabbetlerimle. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah, estağfurullah. İstirham ederim. Yani sizi böyle zor bulduk ya. Biraz zor bulduk sizi diyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Ben herhalde ben mi girmem lazım diye düşünürken bir anda baktım siz canlı yayına geçmişsiniz. Hemen hocama ben o zaman istek göndereyim. Sağlık afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun, çok şükür. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size ve şu anda katılımcı bütün dostlara selam olsun. Cenab-ı Hak size ve katılımcılarımızın bulunduğu yere sükunet, huzur ve bereket ihsan eylesin. Hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam siz bir eğitimcisiniz, öğretmensiniz, yıllardır eğitim camiasındasınız. Ama son yıllarda birinci derecede işiniz aile danışmanlığı. Aile sorunlarını gidermeye çalışıyorsunuz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te bir de pandemi dönemi geldi. İnsanlar dışarı çıkamıyor, serbest değil, işte iftarlar yok, yani en yakın akrabasına bile gidemiyor insanlar. Çekirdek aile içerisinde geçiyor Ramazan. Tabi orada çocuklar var, gençler var, kimisi küçük, kimisi büyük, kızı var, erkeği var. İşte bunlarla ailelerin bir yerde sıkıntıları var. Yani çocuk daha önce geziyor, tozuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, okula gidiyor, şimdi okulda yok. Bir yere gezme, tozma da yok. Yani bu gençlerin Ramazan ayı içerisinde, pandemi içerisinde ailelere neler tavsiye edersiniz? Bir aile danışmanı olarak anneye, babaya, özellikle annelere, babalar belki çalışıyor ama annelere ne tavsiye edersiniz? Çocuklarıyla ilişkilerinde, gençlere ilişkilerinde. Evet, kıymetli hocam, malum aileniz siz hep böyle Moral FM'de ve seminerlerinizde, kitaplarınızda da ifade edersiniz ki Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Bir şey diyor ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Siz bunu çok sık sık vurgularsınız. Bu benim çok hoşuma gider. Aslında bu yeni bir bakış açı kazanmaktır, kazandırmaktır. Pandemi gerçekten bu süreç aslında gelişiyle hiç hoş olmadı. Yani kendisi bizzat görüntü itibariyle çok nahoştu. Belki yüzü ekşiydi. Çıkış noktası belki şer eksenliydi. Yani birileri bu boyutuyla. Fakat bizler hem sizlerden hem kitaplarımızdan hem efendim işte büyüklerimizden kaynaklarımızdan şunu gördük ki Kur'an'ı bir bakış açıyla yaprak izsiz düşmüyorsa bu Wuhan kentinden yola çıkan gözle görülmeyen küçücük mikrop virüs izinsiz çıkmadı. Birileri şer endeksli yapmış olabilir ama izinsiz olmadı. Yani dünyayı tek tip bir etki altına alma noktasında bundan daha kuvvetli, bundan daha etkili bir şey tahmin etmiyorum hocam. Evet, görüntü itibariyle hoş değildi ama netice itibariyle güzeldi. Çünkü ailelerin en çok sıkıntı çektiği nokta şu: eşim bana zaman ayırmıyor, babam bana zaman ayırmıyor, birlikte zaman geçirmiyoruz derken herkes kendi dünyasında, kendi aleminde yeni bir dünya kuruyor.
Nasıl şu da olabilir. Yani çocuklar da işte babam bana zaman ayırmıyor, eve geç geliyor. Şimdi mecburen 7'de evde olacak. Akşam 7'de evde olacak. Cumartesi, pazar dışarı çıkmayacak. Dediğiniz gibi annenin babanın zaman ayırma imkanı ve fırsatı doluyor. Bu bir. Evet hocam. Hocam özür dilerim. Şunu düzeltmem gerekiyor. Şimdi bu bizim için önemli bir nokta kıymetli hocam. Yani parçalama nedenlerinden birisi buydu. Peki bu neye sebep oluyor? İnsanları tek başına özgür birey, özgür insan modeline sevk ediyor. Birçok sanal alemde, birçok kimseyle iletişim halindeyken aslında hakikat nazarında, hakikat boyutuyla ya da batı ifadeyle reel dünyada maalesef yalnızdır. Dolayısıyla aile bireylerine karşı, toplumuna karşı ve sahip olduğu değerlere karşı lakayt kalıyor. Şimdi malum haliniz şeytanın da en çok sevdiği kişi tipi yalnız olandır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce de zaman zaman radyoda ve diğer malum halinizdir. Tihame dağları kadar büyüklüğündeki o toz bulutu amelleri yüzlerine çarptığı kişi, Peygamberimiz bunu tarif ederken, yani namazında, gece namazından nasibini almış kimseler. Ama bunlar diyor, yalnız kaldıklarında Allah'ın yasaklarını çiğnerler. Şimdi sahabe kiramın hayatına baktığımızda, Hazreti Osman radıyallahu an heladayken bile bir an önce kendisini dışarı atma telaşına düşüyor. Orada bile utanıyor, orada bile haya ediyor. Şimdi bunun yalnız kalırken ki günah işlemesini biz düşünebilir miyiz? Evet, elbette herkes insandır. Kusur mayasında kusur vardır, nakıslık vardır, fakirlik vardır, acizlik vardır elbette. Ama onlar öyle bir sofradan istifade etmişler ki onların başka bir şeye zaman ayıracak kadar ya da başka bir boş ya da haram şeyle meşgul olacak kadar bir vakitleri olmadı. Böyle bir şeyde tenezzül etmezlerdi. Tam şöyle bir şöyle bir soru geldi bugün hocam, özür dilerim. Buyurun. Benim de iki tane genç çocuğum var diyor. İşte demek ki 15-16, işte 15 ile 20 arasında iki tane genç var diyor. Hocam diyor, bunaldım diyor. Ne yapacağımı, ne edeceğim, buna nasıl ilişki kuracağımı, nasıl sorunları çözeceğimi ben bilemiyorum. Böyle diyor, iyice aciz ve etkisiz kaldım diyor. Anne böyle feryat ediyor. Evet. Çünkü Ramazan-ı Şerif maneviyat çok olan bir ay. Bu evet. Anneyle gençler arasında, işte anneyle kız, genç kızlar arasında veya evdeki çocuklar arasında ilişkileri, bu sorunları çözmek için yani şöyle birkaç madde, pratikte bir çare söylersek ne diyebiliriz? Hocam elbette, bu arada ne kadar zamanımız var onu da öğrenmek vaktimiz, istiyorum. Devam ederiz, devam, vaktimiz var. Tamam şöyle. Hocam. Ben burayı müsaadenizle tamamlayıp o maddelere geçmek istiyorum. Şimdi sahabe-i kiram zamanında ifade edilmiş böyle bir hadis tam da sanki bugün aynı çatı altında olduğumuz halde, beraber olduğumuz halde, birlikte olamadığımız, birbirimizi odalara, salonlara kilitleyerek yalnızlaştırdığımız bu zamanı sanki hatırlatıyor bize. Çünkü yalnızken türlü türlü sıkıntılarla, günahlarla, malayani şeylerle meşgul olan bir delikanlı ya da bir hanım kız var karşımızda. Şimdi elbette bu delikanlı ya da hanım kızla sevgili annesi ve babası baş edemeyecek. Baş etmede zorlanacak. Şimdi buna yakın, yaklaşık 3 hafta önce bir kardeşimiz geldi, hanım kardeşimiz. Önce bana telefonla, hatta Moral FM dinleyicisi bir kardeşimiz. Hocam dedi, benim işte 13-14 yaşında evladım var. Ben onunla çok ciddi problem yaşıyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi ben, tabii odak noktası çocuk gibi görünüyor. Birazcık irdelediğimde, inancınız olsun hocam, 3. seansımızda henüz çocukla ben muhatap olmadım. Çünkü asıl problem anne ve babanın o çocuğa, o aileye, o bireylere bakış açısındaki problem. Evet,
kendimiz namaz kılıyoruz. Evet, para kazanıyoruz. Evet, başkalarıyla ilgileniyoruz. Fakat ihmal ettiğimiz bir kulakları çınlasın Vehbi Vakasoğlu hocamın son kale diye ifade ettiği o aileyi, aile bireylerini maalesef ihmal ediyoruz. Ettiğimizden dolayı iletişim kuramıyoruz. Şimdi ben biraz anneyi ve babayı çağırdım. Onlara birkaç şey ifade ettim. Aslında onun üzerinden ben hareketle sorunuza müsaade ederseniz cevap vermek istiyorum. Mesela dedim ki siz en son çocuğunuzun odasına ne zaman girdiniz? Şöyle düşündü. Tabii o düşünürken epey bir zaman gidiyor demektir. En son çocuğunuza ne zaman sarıldınız? Düşündü. En son çocuğunuza ne zaman hediye aldınız? Hocam hepsinde gözler yukarıya adapte oldu, endekslendi, düşünmeye başladı. Ha, demek ki biz aynı çatı altındayken çocuğumuzun kapısını çalarak yavrum selamünaleyküm diyememişiz. Diyemiyoruz. Şimdi bu çocuğun yalnızlığından haberimiz olur mu? Bu çocuğun ruh dünyasındaki problemlerden haberimiz olur mu? Bu çocuğun manevi boyutundaki problemlerden farkı haberimiz olur mu? Bu çocuğun bedensel değişimlerinden bizim haberimiz olur mu? Hayır. O zaman ben diyorum ki neticesi itibariyle güzel olan bir pandemi sürecinde acaba bunu bir fırsata dönüştüremez miyiz? Acaba çocuğumuzla iletişim geçmeden önce kendimizle bir şöyle bir yüzleşemez miyiz? Bence hocam bu pandemi sürecinde bu fırsatı dönüştürürken, daha doğrusu bunu fırsata dönüştürürken önce bizim kendimizle yüzleşmemiz lazım. Ben bu süreçte kendimi ne kadar biliyor, ihtiyaçlarım ne kadar farkındayım, gidermek için ne kadar mücadele ediyorum ve gerçekten ben bir çözüm odağında mıyım? Yani çözüm arayışında mıyım? O zaman çocuklarımı ben davet ederim. Geçen yine bir aile hocam çocuklarından ızdırap duyan bir ergen döneminde bir çocuklarıyla bir problemleri vardı. Çocuğa şunu sordum. Bu sefer çocuk üzerinden gittim. Dedim ki babanla en son ne zaman gezdiniz? Yok dedi hocam herhalde bir sene falan oldu. Peki babanla en son ne zaman çay içtiniz? Hatırlamıyorum diyor. Şimdi o zaman dedim sen bir adım atabilir misin? Mesela desin ki anne ya canım çay istedi. Hep beraber bir çay mı içsek acaba? Nerede? Kafede değil, bahçede değil, piknik alanda değil. Evde, oturma odasında, salonunda. Hadi beraber, hep beraber bunu fırsata dönüştürelim. Hani vaktimiz yoktu çocuklarımıza ilgilenmeye? Hani efendim iş meşguliyetinden dolayı eve geç saatlere kadar gelemiyordu? Hani bir sürü bahanelerimiz vardı. İşte şimdi o bütün bahanelerimiz saf dışı edildi. Artık dediğiniz gibi saat 7'de evdeyiz. Evet, şöyle bir şey, yani Ramazan'ın vermiş olduğu bereketle bir defa zaten oruç tutsun tutmasın, çocuklar küçük olsun büyük olsun iftar beraber zaten. Yani mecburen sofra iftar saatinde kuruluyor. İkincisi işte akşam namazı veya işte yatsı namazı teravih. Arkasından işte sahur, yani artık bunlar çocuklar oruç tutma yaşına gelmişse sahura kalkacak. Çünkü 15 saatlik bir süreç. Yani bu iftar, teravih ve sahur süreci içerisinde zaten mecburi bir beraberlik var. Bu beraberlik yarım saat iftar sürer, yarım saat sahur sürer, bir saat teravih sürer. Bu süreç bizim için büyük bir artı değer değil mi? Hocam şimdi mesela teravih dediniz. Şimdi teravih ortalama normal bir süreçte 35-40 dakika içinde hani bitebilir. Şimdi çocuk hemen şöyle, ooo 40 dakika ben nasıl şey yaparım? Yok ya ben istemiyorum. Hocam çocukla sadece 4 rekat teravihi beraber kılsa ve sonrasında dua etse, çocuk gitsin yine odasına, o geri kalanı devam etse, diyorsun. Çocuğun aleminde evet. Babam bana zaman ayırdı. Babam benimle, bakın programını benim için değiştirdi. Normalde hepsini kılması gerekiyordu. Ama yarıda bırakıp benim için duayı yaptı. Benim için programını bitirdi. Ve babam devam ediyor. Kim için? Benim için. Şimdi hocam
O zamanın en büyük hastalıklarından birisi ne biliyor musunuz? Yani malum halinizdir. Değersizlik duygusu. Ben kale alınmıyorum. Ben bu evde hiçbir şey yaramıyorum. Kimse benim fikrime değer vermiyor. Kimse beni dikkate alarak burada iş yapmıyor. Kimse bana göre plan ve programını yapmıyor. Şimdi bakın, teravih bir plan ve programın kendisi için zaman ayırdığına dair bir delil. Şimdi mecburiyetten dolayı sofradayız. Hocam siz de hep zaman zaman vurgularsınız. Yani sofralarımız bir eğitim fırsatının oluştuğu zaman dilimi. Yani göz göze, yüz yüze muhabbetin edildi, sohbetin yapıldı. Belki her an biz ayetten, hadisten konuşamayacağız. Ama hasbihalin yapıldığı bir mekandır. Sofralarımızı bile bu eksende kullanabilirsek mecburiyetten dolayı. Şimdi bir yıl geçti, ikinci yılın içerisindeyiz. İki yıl boyunca bir çocuk annesini, babasını çok fazla gördü. Çok fazla dokundu. Çok fazla birlikte zaman geçirdiler. Peki sormak lazım, ne verdik biz bu çocuklara? Diyeceksiniz ki ben ne aldım ki vereyim? Bence bu Ramazan'ı ben ne alıyorum, ne almam gerekiyor diye sormak lazım. Burada özür dilerim, bir de şöyle, hani lisan hal lisan kaldan daha etkili. Yani davranış dili sözden daha etkili. Annenin babanın oturması, kalkması, çocuklara hitabı, yavrum, canım, ciğerim, bir tanem falan gibi böyle. Sevgi güzel de saygıda saygıda ne dersin? Yani çocuklara, gençlere, özellikle gençlere saygı göstermek, hürmet göstermek, onları yüceltmek, başarılarını alkışlamak şeklinde. Aklıma geldiği için ben sizden açılımını istiyorum. Allah razı olsun. Hocam çok güzel. Hocam ben hemen bir örnek vermek istiyorum bu ifadeniz doğrultusunda. Benim babam yaklaşık 80 yaşında bir insan. Allah bütün babalara, ona da selamet versin, sağlık sıhhat nasip etsin, hayırlı uzun ömürler versin. Ben odasına girdiğimde eğer babam uzanıyorsa beni görür görmez toparlanıyor. Bırakın ayak ayak üstüne atmayı. Babam uzanmışken ben içeriye girdiğimde bakın yatak odasından bahsetmiyorum, oturma odasından, kanepeden bahsediyorum. Babam toparlanıyor oğlu geldi diye. Oğlunun ilmi mi var? Hayır. Oğlunun kemalatı mı var? Hayır. Oğlu olduğu için. Şimdi ben babamın bu hali karşısında babama karşı lakayt kalabilir miyim? Ben ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? 5 vakit duamda ya Rabbi diyorum. Ben çocuktum, babamı fark edemedim. Gençtim, ergenlik döneminden dolayı anlayamadım. Öğrencilik, üniversite yıllarımda onlardan ayrı kaldım. Evlenir evlenmez onlardan uzaklaştım. Şimdi farkındayım ki ne olur 20-30 yıl daha hayırlı ömürler ver ki, sağlıklı ömür ver ki ben onlara doyasıya bakayım. Doyasıya yanlarında olayım. Şimdi benim babamın o tavrı karşısında ben lakayt kalabilir miyim? Saygısızlık yapabilir miyim? Onun her haline karşı katlanmaz mıyım? Katlanamaz. Ben de ona bir artı söyleyeyim hocam. Babacığım hocam, çocukluğumdan beri, yani kendimi tanıdığımdan beri babam hiç bana sen dememiştir. Hep siz demiştir. Maşallah. Şimdi konuşurken Mehmet demiyor mu? Mehmet Hoca diyor. Yani ben ararken hiç adımı söylemez. Mehmet Hoca diyor. Yani bu eskilerin çocuklara gösterdiği saygıyı, hürmeti şimdikiler acaba gösteremiyorlar mı? Sorun burada mı kaynaklanıyor birazdan? Hocam hani buyurdunuz ya, lisan-ı hal lisan-ı kalden evladır. Yani yaşanan dil, yaşatılan dil bütün dillerden çok daha kıymetlidir. Yani benim babam, oğlum ben sana saygı duyuyorum, sen çok kıymetli bir insansın demiyor yani. Ama o haliyle bana onu ifade ediyor. Ben küçükken şunu görüyordum. Babam, annem
Tabii ki tartıştıklarını gördüm. Tabii ki babamın kızdıklarını gördüm. Ama o tartışma sadece 5 dakika sürerdi. Allah ikisine de selamet versin. Ya Hatice, hele bir gel otur bakalım derdi ya. Hele bir gel otur bakalım. Sen olmayınca nefesim azalıyor. Yani bir insanın varlığından nefes azalır mı? Gönlünü alırdı, bitirirdi. Ama şimdi biz çocukların göz önünde tartışmayı, kavgayı sürdürürken arkalarında baba yok ya da anne yok. Ya senin annen var ya, senin baban da bana bunu demişti ya, diyerek babayı çocuğun gözünde ya da anneyi evladın gözünde bitiriyoruz. Yarım gün kuracağı yuvada bu çocuk hangi modelle bir hanım sahibi olmak isteyecek? Elbette ki babasının annesine baktığı gözle. Ya da babasının annesine baktığı gözle hanım kız kocasına bakacak. O zaman gençler bundan dolayı mı evlenmekten kaçınıyorlar veya geç evleniyorlar? Evet. Veya evlenenleri bir kısmı bırakıyor, işi bitiriyor. Gerçekten bu çok önemli bir neden. Babam böyle yapıyordu, amcam böyle yapıyordu, komşumuz da hep bunu yapıyorduk. İşte kavga gürültülerini duyuyorduk. Yani çıkmaza giriliyordu, bir türlü ayrılamıyorlardı. Ayrılmak istediklerinde bir sürü problemler derken, niye ben hocam bir delikanlının, benim ofisim İstiklal Caddesi'nin hemen başında. Orada bir delikanlıyla Cuma'ya giderken ayaküstü bir tanıştım. Dedim ben aile danışmanıyım. Aa öyle mi falan, siz ne yaparsınız gibi biraz ifade ettim. Onunla evli misin dedim. Yani yaklaşık bir 29-30 yaşlarında. Abi sen dedi deli misin ya? Niye dedim. Ben dedi niye özgürlüğümü kısıtlayayım ki? Zaten dedi annem babamın özgürlüğünü kısıtlamıştı. Ben niye özgürlüğümü kısıtlayayım? Hem dedi ben deli miyim ki? Ya şu anda istediğim, özür dileyerek söyleyeceğim, İstediğim kişiyle zaten selamlaşıyorum. İletişim kuruyorum. Ne gerek var? Birisiyle ömür boyu. Ondan sonra artı bir şey daha ifade etti. Niye ben dedi kazandığımı başkasıyla paylaşayım ki? Bencillik öne çıkmış. Yani hocam haz ve hız bu zamanın hastalıklarını tetiklemiş ve aile sorumluluğundan, bireyin topluma karşı ilgilerinden bireyi uzaklaştırmış durumda. O zaman bizim gerçekten, ben radyoda da televizyonda da özel iletişimlerimde de hep şunu ifade ediyorum. Ne olursunuz öğrencileri, çocukları bırakın bir tarafa. Onları öğretmenlerimiz gerekli müfredatlarla yukarıdan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama biz o çocuklardan ziyade biz kendimizi, tabir yerindeyse, donanımı hale getirerek o çocukların gözünde yaşayan bir figür kılabiliriz. Hocam, kavga eden çiftin bu zamanda rol yapamadıklarını görüyorum. Geçen bir danışanıma şunu ifade ettim. Dedim ki siz hiç rol yapıyor musunuz? Hocam nasıl dedi. Mesela rolün içerisinde biraz da edebiyat katalım mı dedim. Hocam ne diyorsunuz dedi. Dedim ki mesela dizilerde izlemişsinizdir. Efendim işte bir karı koca öyle birbirlerini ellerini tutuyorlar ki. Ki benim efendim diyor ki karı koca hocam malum haliniz elleri tutulduğunda değil mi? Günahların dökülmesi söz konusu. Şimdi elleri tuttuğunda, karşılıklı masada oturup sohbet ettiklerinde, göz göze baktıklarında, birbirlerine aşklarını edebi cümlelerle ifade ettiğinde izletenlere ay ne kadar güzel konuşuyor şu adam, ay ne kadar harika ifade ediyor bu kadın ya, keşke eşim de bunun gibi olsaydı, keşke anam da bunun gibi babama cümleler kursaydı diye iç geçiririz. Peki bunlar dedim gerçekten gerçek karı koca mı? Yok. Ha. Bunlar bir senaryoyu oynuyorlar. Bak haram olan bir iletişim karşı tarafa o kadar güzel gösteriliyor ki, acaba biz bir senaryo hazırlasak bundan sonra hocam yapmacık mı olacak? Hayır efendim, yapmacık bir müddete kadar devam edecek. Sonra o davranış bizim olacak. O davranış bizim olacak. Hani taklit ede ede edebiyat yapa yapa artık o cümleleri ben kullanmaya başlayacağım. Hayatım eline sağlık. Allah razı olsun. Ne kadar güzel yemek yapmışsın. Ya velev ki yanlış kötü bir yemek olsun.
Ama yarın daha güzel yemek yapmanın habercisi bu. Efendim işte bugün eksik bir yemek gelmiştir. Onu ifade etmeden onun başka bir artısını ifade edip takdir etsek yarın o eksikler tamamlanacak demektir. Bakın edebiyat yok kıymetli hocam. Şimdi haram olan bir süreçte o mükemmel bir sahne bize imrendirilerek izlettiriliyor ve iç çektiriliyorsa acaba gerçek hayatımızda biz birazcık senaryo yapsak? İşte ben diyorum ki acaba pandemi sürecinde biz yeniden hayatımızı yazamaz mıyız? Yani eşimize yeniden bakalım. Çocuğumuza yeniden bakalım. Şimdi efendim çocuk kucağımıza verilmiş bir emanet. Ama kolumuza takılan da emanet. Gel bu emanetin ikisine beraber bakalım. Şimdi hocam sizin o günlük hayattaki sünnetle dair kitabınızı ben sizden imzalı olarak almıştım. Bu arada hakikaten okuya okuya artık o kitap böyle kalınlaşmaya başladı. Elhamdülillah çünkü çok orijinal bir kitap. Hocam şimdi siz mesela bana imzalı vermiştiniz. Yanınızda mı hocam? Hah, evet bu kitap. Ters çevirirseniz hocam size zahmet. Çok güzel. Aa yok. Demek şimdi oldu. Tamam. Evet. Sünnete göre günlük hayat. Şimdi siz bana imzalı vermiştiniz. Ama aynı zamanda o kitap sizden bana bir emanetti. Okunması için bir emanetti. Şimdi ben size olan muhabbetimden, size olan güvenimden, sizin ilminize olan efendim ilgi ve alakamdan dolayı ben o cümlelerin altını satır satır çize çize okuyorum. Bu önce size verdiğim bir değerdir. Sonra o ilimlere olan ihtiyacımdır. Emanete ben bu kadar dikkat ediyorsam, ben kucağıma verilen emanete nasıl ihanet edebilirim? Ya da kola takılan nasıl o emanete nasıl ihanet edebilirim? Şöyle bir şey diyor yani ben böyleyim, beni böyle tanıtıyor. Biz böyle geldik. Bundan sonra değişmeyiz diyor. Yani kadın kendisini öyle tanımlıyor. Erkek kendisini öyle tanımlıyor. Yani değişmeye, bir adım yaklaşmaya yanaşmıyor. Egosu, nefsi, işte alışkanlıkları olmuyor. Bu nasıl aşacak? Hocam çok ciddi manada bununla ilgili ben durumlarla karşı karşıyayım. Hanımefendi geliyor ama diyor ki hocam yani eşim bir türlü istemiyor, önemsemiyor. Adam yani bir hanımefendi beni bağışlasın inşallah izliyorsa da isim vermediğim için gıybet olmayacak. Ya hocam dedi ya odundan farkı yok adam dedi. Yani bir türlü yani odundan ses çıkıyor bizimkinden ses çıkmıyor dedi. Ben dedim gerçekten görüşmek istiyorum. Görüşmek istediğimi söyleyince ya demiş sen git dedim sen tedavi ol. Sen tedavi ol. Boş ver beni. Hocam ikinci ya da üçüncü görüşmede ben beyefendi oradayken hanımefendi oradayken aldım telefonu selamünaleyküm dedim. Ondan sonra ben biraz edebiyat yaptım. Beni bağışlasın. Yahu dedim yani sana karşı tutkun olan bir kadın var işte seni şöyle övüyor vesaire falan ya ben seni merak ettim dedim yani bir gel bir tanışalım falan dedim. Hocam dedi hanım dedi ya, o zaman adresinizi alsın ben dedi yarın size uğrayacağım. Hocam yarın geldi inancınız olsun şu anda benim muhabbet ettim dostlarım arasına girdi. Hani malum haliniz insan... Yani size nasıl ulaşacağız? Sizi nerede bulacağız? Sorunları, sıkıntıları, dertleri olan. Bir de tabii özellikle yurt dışından da arayanlar oluyor. Evet, yani hocam. Siz telefonla da terapi diyebileceğimiz görüşme yapıyor musunuz? Hocam online görüşmeler yapıyorum. Şu anda Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya'dan, Norveç'ten danışan kardeşlerim var. Ailece beraber olduğumuz kardeşlerimiz var. Yurt dışından böyle olduğu gibi yurt içinden de şehir dışında olanlar da bu şekilde ama İstanbul içinde olanlar da işte lütfedip geliyorlar. Ofisimiz Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi Şişhane metrosuna yakın bir yerdeyiz. O zaman size sosyal medya Instagram adresinizden DM olarak burası. Hocam evet DM yani mesaj atabilirler. Benim zaten direkt hemen ilk sayfada WhatsApp şahsi numaram var. Orada mesaj da atabilirler. İşte yardımcım Sait ve Ahmet'in telefonları yine orada mevcut.
rahatlıkla iletişim kurabilirler. Ha bu arada geçen yine sanıyorum moral dinleyicilerimizden bir kardeşimiz bana ulaşmak, özür dilerim, bir psikoterapiste ulaşmak istemiş. Ben demiş şimdiye kadar gittim, herkes böyle problemli, işte beni ötekileştirdi, yadırgadı. Ben gideceğim ama demiş, yani benim param yok. Bir de gideceğim kişi dindar olacak. Böyle de şart koşuyor. Ama çocuğun çok ciddi problemleri var. Ses kaydı atmış hocam. Gençler ses kaydına cevap verdiler. Sonra randevu verdiler, geldiler. Gelir gelmez ilk kullandığı kelime, ben burada yadırganmam değil mi? Demiş ki burada yadırganacak hiçbir şey yok demiş. Hocam elhamdülillah 3 seans. Diyor ki dedim ki nerede bana ulaştın? Ben de mesaj attım. 1- dindar olacak. 2- ücretsiz olacak, param yok. Birisi de demiş ki Lokman Yıldız'a ulaşabilirsiniz demiş. ulaştı baş üstüne. Bu tür elimden ne geliyorsa bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama iletişim kurmaların da yeterli olur. İşte o beyefendi hocam, inanın bugün bile selamlaştım. Biraz özel olacak, ifade edeyim mi hocam? Buyurun. Hanımefendi şu anda Risale-i Nur derslerine katılmaya başladı. Beyefendi kitap okumaya başladı. Zaten kitap okumaya başlamışsa artık ilacı alıyordur. İlacı alıyordur. Emin olun dedim ki bakın benim size artık bir hani dostluğumuz devam edecek ama artık buraya gelmeyin deme zamanı yaklaştı diyorum. Yapmaya hocam dediler. Hocam işte bu pandemi süreci bu bir fırsat. Yani ben yapamam, ben edemem, ben dönüşemem, ben değişemem. Hayır. Kişi bilmediğinin karşısındadır. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. İnsan bilmediği, mesela yine bu cuma günü ofisten çıktım, cumaya gideceğim. Arkamda iki tane delikanlı yaklaşık 30 yaşlarında birbirleriyle konuşuyorlar. Konuşuyorlar ama sesli konuşuyorlar. Biraz da kızıyorlar. Biraz da argoyla efendim hakaretvari cümleler kullanıyorlar. Ne biçim insanlar bunlar? Niye oruç tutmuyorlar? İstiklal Caddesi'nden bahsediyoruz. Hocam ben şöyle biraz hafif durdum, döndüm. Dedim ki arkadaşlar hayırlı cumalar dedim. Biliyor musunuz dedim. Bu insanlar bilmiyorlar. Vallahi bilseler açıktan kahve içmezlerdi. Sigara içmezlerdi. Açıktan efendim bu halde olmazlardı. Böyle deyince bir anda konuşmaları bitti. Bakın dedim Efendimiz zaman zaman ellerini açıp ya Rabbi benim kavmim seni bilmiyor. Seni bilmiyor. Yani bütün sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Şimdi dedim ki bunlar bilmiyorlar. Şimdi hocam insan bilmediğin karşısında. Şimdi bu insanlar niye oruç tutmuyor? Niye namaz kılmıyor? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet çok güzel bir hakikat. İnşallah bu bir anahtar olur. Cennete gitmeye vesile olur. Ama bu insanlar tanısalar benim Rabbimi, tanısalar, bunları birilerinin uyarmasına ihtiyaç olmayacak. Acaba diyorum, biz danışanlar, biz büyükler, hocalar, neyse işte eğitimciler, acaba tanıdığımıza karşı ilgi duymayı efalimizde, davranışlarımızda, yaşantımızda gereği gibi gösteremedik mi hocam? Bu insanlar bizden duymadılar, görmediler, hissetmediler. Ben biraz bunun üzerinde durulmasını istiyorum. Bunu da sizden duymak istiyorum hocam. Acaba biz bunları yaşayamıyor muyuz? Evet, bilgi olmadan yaşam olmuyor. Önce bilgilenmek gerekiyor. Yani eğitim olmadan, okuma olmadan, bilgilenme olmadan hayata geçmiyor. Yani yemek yemeden enerji alamıyorsunuz değil mi yani? Yemek yiyeceksiniz, su içeceksiniz, enerjiniz olacak. Onun için biz aklımıza, kalbimize herhalde mide gibi bakamayız. Bir köfte, bir baklava yediremeyiz. Onun için demek ki öyle bir şey lazım. Lokman Hocam ben sizi çok tutmayayım, çok teşekkür ediyorum. Katıldınız. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Artık size sizinle iletişim kurmak kolay. Instagram'da zaten bütün iletişim bilgileriniz var. Moral FM'de zaten her hafta cuma günü akşam değil mi program cumartesi var? Cumartesi günü hocam. Cumartesi günü doğru programımız var. Ramazan'dan önce cumartesileri her cumartesi 15.30'da da Akit TV ama Ramazan boyunca 14'te, pazar günü 14'te
Aile Vakti programımız Aki TV'de devam ediyor. Moral Efendi de 18'inde, ya özür dilerim, her cumartesi saat 18'de inşallah dinleyicilerimizle beraberiz. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, dilinize sağlık. Cenab-ı Hak inşallah. Hocam, selam, hürmet ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hayır, huzur ve uzun, bereketli ömürler nasip eylesin. Amin, inşallah. Size ve şu anda bizleri dinleyen bütün kardeşlerime aynı duayla hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hocam.